hayretle karşıladığını ifade etti. Biz İmam-ı Zeynel Abidin'den, Muhammed Bakır'dan, İmam-ı Cafer'den bahsederken Allah Allah, sanki İslam dünyasında olmayan birilerinden bahsediyoruz. Hazreti Hüseyin'den, Hazreti Hasan'dan, İmam Ali'den bahsederken sanki İslam dünyasında şehadet şerbetini içmemiş kişilerden bahsediyoruz. Hayretler içerisinde kaldım. Profesör Baş, Ehl-i Beyt'i neden örnek almalıyız sorusuna kapsamlı bir yanıt verdi. Onlar canlı Kur'an'dır dedi. Ya Resulallah, namazı nasıl kılacağım? Bana bak, nasıl görürsen o şekilde kıl buyuruyor. İmam Ali'ye bakacaksın, Hazreti Fatıma'ya bakacaksın, Hazreti Hasan ve Hüseyin'e bakacaksın. Sabrı, kanaatı, tevekkülü, tefekkürü, zikri, Kur'an'ın okunmasını, hülasa Kur'an'ın ahkamının yaşanmasını bu örneklerde göreceğiz. İşte bu örneklere canlı Kur'an diyoruz. Ötekine mücerret Kur'an. Herkes mücerretten anlamaz ama müşahhastan anlar. Niye? Çünkü onu hayatına geçiriyor. Onun canlı şeklini ortaya koyuyor. O halde sünnet Peygamber Aleyhisselam Efendimizin alelade hareketleri değil, Kur'an'ın yaşantı tarzını ortaya koyma şekline denir. Onun için sevgili arkadaşlar, biz eğer sünnet ehli olmak istiyorsak, Ehl-i Beyt'i hayatımıza geçirip aynen onların yaşadıkları gibi yaşamamız bize farz-ı ayındır. Profesör Doktor Haydar Baş, hadisler konusuna ayrıca bir başlık açtı. Sünni dünyasındaki hadislerin hicretten en az 200 yıl sonra kaleme alındığını belirten Baş, bunlara imanın şart olduğunu, ancak Şii dünyasındaki hadis kaynaklarının da muazzam ve güvenilir olduğunu ifade etti. Sünni kardeşlerim, peygamberden 225 yıl sonra tedvin edilen, toplatılan bu hadislerin sıhhatine bir şey demiyor, dil uzatmıyor. Uzatmaması da lazım. İman odur. Peki İmam Ali Efendimizin hadislerine sen hangi yetkiyle dil uzatabiliyorsun? Allah seni ıslah etsin. Ki o hadisler peygamber söylediği zaman kaleme alınmış hadisler. Ama hocam sen bilmiyorsun ki burada ravi yok. Baksana efendim, Ehl-i Sünnet'in hadis kitaplarında ravi var. Ama bunlarda ravi yok. E baba ya, o babasından duymuş, peygamberden duymuş, yazmış. Peki ravisi yok denilen Şii dünyasındaki hadisler günümüze nasıl geldi? Profesör Doktor Haydar Baş tarihi bir açıklama yaptı. Allah'ın sevgilisinden sonra İmam-ı Ali döneminde bu hadisler bir sanduka içine konmuş. İmam Ali vefat edeceği zaman, öleceği zaman Cenab-ı Hak onlara bildiriyor. Kendinden sonra imam olacak olan insana onu emanet ediyor. O kim? Hazreti Hasan. Hazreti Hasan vefat edeceği zaman onu Hazreti Hüseyin'e emanet etti. O sandık, işte o sandıktaki hadisler. Hazreti Hüseyin Ümmü Seleme annemize Kerbela'ya giderken emanet etti. İmam-ı Zeynel abine vermesi için. Ve İmam-ı Hüseyin Kerbela'da şehit oluyor. Şimdi Şii dünyasındaki hadisler işte o sandıktan sorular geldiğinde, imamlara sorulduğunda sandıktan açılıyor, okunuyor, cevap veriliyor. Arada bir şahıs yok. An Muhammed, an Ali yok. Niye? Hazreti Peygamber buyurdu, Ali yazdı. Ve o bir sandık içinde muhafaza edildi, imamın elinde. İmama geliyor, soru soruluyor.
İmam da açıyor sandığı, hadisi alıyor, cevabını veriyor. Mesela şu andaki Şii dünyasındaki Kuleyni'nin hadis kitabı bu verilen cevapları ihtiva eden hadislerdir. Baş son olarak Türklerin Ehlibeyt sayesinde İslam'la tanıştığını belirtti ve ekledi. Şimdi bizim neslimiz de nedir bilir misiniz? Peygamberin soyundan irşad olan Ehlibeyt aşıkları, Evliya-i Kiram hazaratlarıdır. Başta Hacı Bektaşi Veli olmak üzere.